Kar yağışı Tem'de ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bolu Yeni Çağ mevkiinde kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı. İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan Bolu Dağı'ndaki son duruma bakacağız. A Haber ekibinden Mert Acaylıoğlu haber nöbetinde. Mert, söz sende. Banuel, yaklaşık 3 saat önce Bolu Yeni Çağ yolu kapanmıştı, ancak orada yapılan çalışmayla birlikte o yolun açıldığını belirtelim. Bizler şu anda Bolu tarafında değil, Düzce tarafındayız. Kaynaşlı'ya oldukça yakın bir noktadayız ve bu noktada kar yağışı tipi şeklinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle ağır tonajlı araçların yoğunluklu olarak kullanmış olduğu bir nokta. Ankara, İstanbul, Sakarya, Düzce, Bolu gibi birçok il bulunmakta, bağlantı sağlanıyor. Tabii öte yandan farklı illerinde bağlantı noktasında, özellikle şu anda kameraman arkadaşım Barış Yer sizlere tabelayı gösteriyor. Sağ tarafa doğru, yani Kaynaşlı yönüne ayrılan araçlar hemen sağımızda bulunan Bolu Dağı yoluna, yani eski yola, dağı tırmanmaya başlıyorlar. İşte o noktanın şu an itibariyle kontrollü bir şekilde geçişin sağlandığını belirtelim. O noktada bizim hemen sağ tarafımızda görmüş olduğunuz gibi araçlar o noktadan gitmeye devam ediyor. Bulunmuş olduğumuz bu yolun devamı ise, yani sola doğru dönersek Barış, rica edeceğim, bu yol ise Bolu Dağı tüneline doğru gidiyor. Bu noktadan giden kişiler önce tünelden geçiyorlar, daha sonra Bolu'ya varıyorlar ve oradan da Ankara'ya doğru ya da farklı illere doğru devam ediyorlar. Tabii ki şu an itibariyle yolun büyük oranda açık olduğunu belirtelim. Ekipler bir taraftan küreme çalışmaları gerçekleştiriyor, bir taraftan tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ancak 4 şeritli bir yol gibi düşünün. Şu an itibariyle 2 şeridi görmüş olduğunuz gibi temiz. Bu nedenden dolayı zaman zaman kuyruklar oluşuyor. Bakın şu an bulunmuş olduğumuz noktaya kadar araçlar daha sık geliyor. Daha sonra burada birazcık daha trafiğin rahatladığını belirtelim. Kar yağışı hiç durmadı. Az da olsa hep yağdı. Şu an itibariyle etkisini arttırmış durumda. Tabii ki geride bırakmış olduğumuz dinlenme istasyonlarında birçok tır şoförünün, birçok kamyon sürücüsünün o noktalarda beklemeye geçtiğini belirtelim. Tabii ki vatandaşlar da bu yolu kullanıyor bilindiği üzere ve onlar da ekipler tarafından uyarılıyor. Tabii ki lastiklerinin kışa uygun olması gerekmekte ya da araçlarında zincir olması gerekmekte. Çünkü ilerleyen saatlerde hava daha da soğuyacak ve bu soğukla birlikte eksilerde zaten ve daha da soğuyacak ve tabii ki bu da buzlanmaya sebep oluyor bilindiği üzere. Bu nedenden dolayı vatandaşları bizler de uyaralım. Özellikle zaman zaman şiddeti artıyor, yağışın tipiye dönüşüyor. Bu da tabii görüş mesafesini oldukça daraltıyor. Bu nedenden dolayı yavaş gitmekte ve öndeki araçla aradaki mesafeyi korumakta fayda var. Bolu Dağı'nın eteklerinde şu an itibariyle gelişmeler bu yönde diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Banu Erdoğan.